Faruk Beşer Atamız Adem'den önce de başka Ademler var mıydı? Dinin sabiteleri ve sabite olmaya çok yakın genel ilkeleri bellidir. Bunlara zarurat-ı diniye yani dinden olduğu kesin olarak bilinen şeyler denir. Böyle olan şeyleri inkar, küfür sayılır. Ancak bir inanış ya da fiilin küfür sayılması, onun sahibinin tekfir edilmesini gerektirmeyebilir. Bu konudaki kural şudur. Tevil olan yerde tekfir olmaz. Yani zarurat-ı diniyeden olan bir şeyi kişi aslen inkar etmedikçe onu başka bir manaya yorması, hata olsa bile onun tekfirini sorunlu kılmaz. Buradaki konumuz açısından zarurat-ı diniye şunlardır. İnsanoğlunun atası Adem'dir. Adem farklı kademeleriyle topraktan, türab, tin, hameyin, mesnun, salsal, tam bir insan olarak yaratılmıştır. Başka bir canlıdan evrilmiş değildir. Eşi de kendisinden yaratılmıştır. Diğer bütün insanlar bu ikisinden olmuş ve dünyaya dağılmışlardır. İşte ayetlerle sabit olan budur. Allah bize sizi topraktan yarattık derken de kastedilen şey bizim yaratılışımızın başlangıcı olan atamız Adem'in topraktan yaratılmış olmasıdır. Her canlı sudan yaratıldığına göre Adem'e ruh üflenmesi aşamasında su da vardır. Biz insanı karışık bir nutfeden ya da bir sudan yarattık denmesi ise Adem ve havadan sonraki insanların hep böyle bir sudan yaratıldığını anlatır. Allah'ın geçerli kanunu budur Bu durum dinende aklende ilmende de böyledir. Ne var ki Allah'ın kendisi bu kanuna uymak zorunda değildir. Nitekim Adem'i böyle karışık, döllenmiş bir sudan değil de topraktan yarattığı gibi İsa aleyhisselamı da yine böyle bir sudan yaratmamıştır. Şimdi bu yaratılış kanununu Allah bize böyle açıkça bildirdikten sonra faraza birisi çıkıp bu aşamalardan sadece birini başlangıç sayarak madem ki Allah insanı böyle bir sudan, döllenmiş yumurtadan yaratmıştır, yumurtanın döllenmesi için de bir erkeğin ve bir kadının bulunması gerekir. Adem de bir insandır. O halde onun yaratılması da böyledir. Demek ki onun da bir annesi ve bir babası vardır diyecek olsa bu üzerinde durmaya değmeyecek bir iddia olmaz. Biz bunu tartışmıyoruz. Tartışmaya da değmez. Bizim sözünü etmek istediğimiz şey Adem'den önce başka Ademlerin olup olmadığı meselesidir. Bunu neden mesele ediniyoruz? Çünkü bazı insanlar böyle fantazileri dillendirmekten zevk alabiliyorlar. Şu ayeti kerimeyi de kendilerine dayanak ediniyorlar. Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti de onlar orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Biz seni hamd ederek tesbih ediyor, tez ediyoruz demişlerdi. Rabbin de ben sizin bilmediklerinizi biliyorum demişti. Bakara 30. Bu ayetteki dayanak noktası şurasıdır. Melekler Ademoğlunun yeryüzünde fesat çıkaracağını nereden biliyorlardı? Demek ki Adem'den önce de başka Ademler vardı ve onlar böyle yapmışlardı ki melekler bunu biliyor olsun. Halife kelimesi de bunu destekler. Çünkü halife birisinin yerine geçip onun adına iş gören demektir. O halde Adem bir başka Adem'in yerine gelmiş olmalıdır. Böyle düşünülmüştür ama delinsiz olarak düşünülmüştür. Bu tahminler bir süre sonra Şia'da siz Adem'in kaçıncı Adem olduğunu biliyor musunuz gibi rivayetlere dönüşmüş ve bizden bazılarına da cazip geldiği için bu rivayetleri onlardan alıp dinlendirmişler ama bunların hiçbirinin sahih bir aslı yoktur. Hatta Şii bir yazar diyor ki bu rivayetler sadece bizde vardır, sünnilerde yoktur. Ama i̇bn Arabi bunu bizden alıp kaynağını söylemeden rüyamda böyle gördüm diye anlatmıştır. Oysa muhtemeldir ki daha önce gelip fesat çıkaranlar cinlerdir ya da Allah meleklerle böyle bir muhavere yaptığına göre Ademoğlunun gelecekte neler yapacağını da onlara anlatmıştır. Onlar da buna istinaden böyle bir soru sormuşlardır. Ayette sözü edilense bu muhaverenin sadece bu kısmıdır ya da Allah ben bir halife yaratacağım buyurunca melekler halife ara bulucu düzen sağlayıcı demektir demek ki onun nesli yaramazlık yapıp fesat çıkaracak diye anlamış onun için böyle söylemişlerdir yahut da onlar buna leyh ve mahfuzdan muttali olmuşlardır peki neden Allah azze ve celle Adem aleyhisselama halife demiştir Halefin olması için bir selefin bulunması gerekir. Doğru ama bu selefin Adem'in kendi cinsinden olması gerekmez muhtemeldir ki onun selefi daha önce yaratılmış olan cinlerdir. Adem de onların halefi, ardılı olarak yaratılmıştır. Ayrıca Adem'e Allah'ın halifesi denmiş olmasa bile kendi adına çok büyük işler başarabilecek yeteneklerle donattığı için Allah ona halife demiş olabilir. Dilimizdeki kafa kelimesinin de buradan geldiğini düşünürsek sanki insan Allah'ın özel yetiştirdiği onun ahkamını onun adına uygulayacak seçkin bir kulu olduğu için ona halife demiştir. Allahu alem. Meselenin önemli bir yönü daha var.